Galatasaray seyredemiyor kimse. Antep maçı var. Hükmen galip şimdi. 3-0. Arkasından gene bal geçiyor. Ondan sonra milli ara. Bu Galatasaray'ı izleyemiyor. Hani Zanyola niye geldi o zaman hocam? Herkes bekliyor Zanyola'da Zanyola'da Zanyola, da zanyola, zanyola, da zanyola ya. Yani. Hakikaten ya. Demek Galatasaray mı bir daha maçı ne zaman oynayacak Galatasaray lig maçı? 12 gün sonra on, falan öyle bir şey olacak galiba. 12 gün sonra hakikaten mı ne? Yani Galatasaraylılar da hakikaten düşün Icardi'yi bekliyor, Oriana, Torreira Herkesi soru... bekliyorlar. İlk. Aynen öyle Peki, hakikaten. Peki bu ara Galatasaray kötü gelebilir ama sen diyorsun ki Galatasaray'ın bir de şansı var. İyi de gidiyor. Fenerbahçe'nin bir de fikstürüne bak 5 maçına. Evet çok çok zor. Çok zor Fenerbahçe'nin Kayseri, Alanya deplasmanları üst üste. Ankara gücü içeride. Beşiktaş içeride. Karagümrük deplasmanı. Oğuz Fenerbahçe'nin 5 maçı çok zor ya. Mart'ın 11'i hocam. Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mart'ın 11'i. 11, 11 gün kalmış. Mesela Galatasaray'ın bu Alanya'yla ile bir hazırlık maçı oynadı. Galiba Kasımpaşa maçından önce İstanbul'da bir Adana Demirspor'la bir şey okumuştum. Bir yardım, depremzedelere yardım maçı, hazırlık maçı gibi bir şey var, değil mi? Bak öyle bir maçlar bazen maç var. fiziken olmuyor ama o maçlar. <laughs> e olsun de, bir ama ara yani, girerse belki ama o da olur. En azından olabilir. Galatasaray taraftarı gider. Hani Galatasaray'dan sonra hazırlık maçı oynarsa Nef Stadyum'da ki öyle haberler okudum. Doğruysa giderler. Hem takımlarını seyrederler hem Zaniolo'yu merak ediyorlar. Peki, seyrederler. Peki attığı golü gördün mü hocam gördüm Alanya işte. maçına? Evet onu evet ben sadece o maçı açık söyleyeyim. Yani özetlerden baktım. Özet evet. Gollere gollere baktım. Tabi gollere bakınca Zaniolo'nun da golünü gördüm. Ben Zanyolo'nun performansını o bu maçta değerlendiremem yani. Ha, oyunculuğuyla ilgili zaten geçen hafta çok konuşmuştuk. Sadece golü değerlendirebilirim. Golü. Vuruşunu falan Gol, mı? Golü Pozisyon değerlendirebilirim. alışını mı? Şimdi ondan ziyade Ruhi şunu şunu diyelim. Mesela ben böyle yorumları çok okuyorum. Kim ne diyor falan filan. Şimdi Zanyolo'nun golü attıktan sonra ben daha golü görmemiştim. Görüntüler yok. Maç... Böyle yazıyor sosyal medyada. 2-1 oldu, 3-1 oldu, 3-2 oldu. Zanyola gol attı falan filan okuyorum sosyal medyada. Bir baktım sonra başka yorumlar geliyor. Boş kaleye herkes atardı. Anladın mı? Ya bunları yazanlar genelde Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar falan filan oluyor. Bir bakıyorum Galatasaraylı hesaplar muhteşem. Yok böyle bir gol. Çok klas. Uuu falan filan. Ulan dedim bir, bir özetler falan filan hemen biz göreyim hani ne oldu falan filan diye. Golü seyrettim. Şimdi Zanyola'yı 75'lerde mi 77'lerde mi o dakikalarda girmiş galiba değil mi? Oynadı dakika 15 dakikadır 13 dakikadır. Şimdi adamı öyle değerlendiremezsin. Golü, golü şeyine baktım. Yani gol nasıl atıldı? Şimdi bu golü boş kaleye attı diyenler hani gol ne var ya bunu herkes atardı diye golü küçültmek isteyenlerle golü çok yüceltmek isteyenler var tamam mı? İki tarafta hata yapıyor. <laughs> i̇ki tarafta. Neden? Bir. Şimdi Zanyola oyuna giriyor. 13-14 dakika kalmış değil mi? Adam kafasında ne olur bir oyuncunun? Bu Zanyola değil. Dünyadaki her oyuncunun kafasında şu olur. İsterse dünyanın en büyük starı olsun. Yeni takımıyla ilk defa Esa'ya çıkıyor. Tamam mı? Bu 15 dakikada anlık adama bir pozisyon gelir. En fazla iki gelir anladın mı? Orada kendini klasını ispat etmek zorunda. Diyeceksin kendini niye ispat etsin? E, i̇spat etmek zorunda. Çünkü insanlar Messi de gelse mesela ilk daha bir takıma gittin demesi o ilk oynadığı maçta iyi işler yapmak ister hemen. Anladın mı? Vay be işte bak falan diye. Şimdi Zanyolo o pozisyonda eleştirenlere özellikle söylüyorum. Eleştirenler niçin eleştiriyor? Çok basit gol Karalamak için. Yani, çok basit gol. Hani şeyleri bu. Yola çıktıkları şey bu. Mantalite. Evet. Basit goldü. Hatta şunu yazanlar var. Pozisyonu izleyince anlarsın da zaten. Topu kaleciyle kontağa girdi ya böyle düşer gibi oldu. Aslında normalde topu sol tarafa boş gelen Galatasaraylılar vardı biliyor musun? İki tane Galatasaraylı vardı Asla galiba. Hasta verebilirdi. Tane. Evet. Kaleciyle hiç o şeye bile girmeden tık bir dokunsa çok daha klas olur. Öbür Galatasaraylı futbolcu topu kaleye süre süre götürüp gol yapabilirdi. İşin doğrusu bu muydu? Evet. Daha mantıklı duran bir şey o. Peki zannediyorlar niye bunu yapıyor? İşte onu anlatıyorum. Çünkü adam diyor ki 13 dakika oynayacağım. İlk defa seyircimin karşısındayım. Böyle de bir pozisyon 13 dakikada ancak bir kere gelir. Bu kadar boş rahat bir pozisyon. Bu, burada ben evet. Burada ben bu golü atım atmam lazım. Atayım. Anladın mı? Öyle bir hoş geldin olsun bana. Güzel bir başlangıcım olsun benim diyor futbolcu. Hem ben bir Evet. Hoş geldin. Aynen diyeyim. öyle. Futbolcu, Hem bana bir hoş geldin dersin. Futbolcu Zanyola da olsa, Zekeriya da olsa böyle düşünür. Tamam mı? İki, neden daha garantiye gitmiyor pas vererek? Çünkü maç hazırlık maçı. Zanyola bir hazırlık maçı oynadığını biliyor adam. Mesela bu, bu acil puan bir maçı olsaydı ben iddia ediyorum Zanyola kalitesinde oyun görüşü olan bir adam daha garantiye gidip tık yanındakine kaleciden önce dokunabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Adam hazırlık maçı olduğunu da biliyor. Oyuncu bilir yani. Hazırlık maçı. Burada kaleci en fazla takılsam ya da kaleciden sonra yere düşsem, gol kaçsa bir şey olmaz. Kaybedilecek bir şey yok. Şimdi diyeceksin bunu düşünür mü bir futbolcu? Düşünür. Hele böyle Zanyola gibi, o gibi, bu gibi. Hani artık bu düzeylere gelmiş oyuncu bunları düşünür. Anlatabiliyor muyum? Zeki oyuncu bunlar çünkü. O puan maçı olsa, ölüm, ölüm kalın maçı olsa belki o kadar riske girmez. Kaleciden hani sıyrılayım sıyrılmayayım diye tık diye dokunabilirdi. Adam diyor ki 13 dakika oynayacağım. Hazırlık maçı. Anladın mı? Mis gibi de yakalamışım. Kaleciyi de geçip ben bunu atarım ki attı. Ve bu hoş bir başlangıç olmadı mı Galatasaray seyircisi için? Değil mi? Tabii ki. Tabii. Mutlu oluyor Ee, gördünüz mü Gangi olayı diye. Dolayısıyla Çünkü Ganyolay. daha önce gelenler iyi olduğu için onun da yapacağı her evet, hareket daha güzel evet. olacak. Onun hocam. için yani boş kaleye çıkarması lazımdı diyenlere söylüyorum. Bunun için çıkarmamıştır. Merak etmeyin bir puan maçında adam o kalitesi var çıkarır daha garantiye gider. Anlatabiliyor muyum? Hazırlık maçı diye orada bir risk almıştır falan filan. Ya Ama iyi bu, oynadı Galatasaray. Ya da bu gol o bir gol. Bunu sanki Zanyolo'dan başkası atamazdı gibi abartanlara da söylüyorum. Yok öyle değil. Öyle değil. Buradaki meziyet koşu tabii ki Kerem Aktürkoğlu'nun da müthiş zeki ve pas şiddetini ayarlaması öyle değil mi? Pası biraz uzun atsa kaleci almıştı. Biraz kısa atsa stoper zanyolayı daha rahatsız edebilirdi. O koşuya o şiddette bir pas. Kerem Aktürkoğlu'nun pası muhteşem. Hocam Kerem Aktürkoğlu Zanyola'nın gelişiyle, Icardi'nin onunla oynayışıyla üzerine biraz daha katabilir mi sence? Kerem Aktürkoğlu mu? Evet. Tabii ki. Kerem Aktürkoğlu'nun zaten e, ne eksiği var desen işte bir tane eksiği var. Kararlarında hatalar yapıyor. Şut atması lazım mesela pas atıyor. Pas çıkarması lazım şut atıyor. Bu nasıl giderilir? Hem oynuyor oynuyor hem iyi oyuncularla oynuyor oynuyor. Oynarken mi düşünüyor düşünerek mi oynuyor Kerem Akturkoğlu? Zor soru bu ne biçim laf bu ben çözemediğim. Çünkü De. bir anda hızlandığında Oynarken ne yapacağını düşünüyor. bilmiyor. Oynarken bu, mi düşünüyor Ruhi beni düşünürken yorma. mi oynuyor hocam? Ruhi bu beni yorma bu, bu soru beni beynimi acıttı. <laughs> Oynarken mi düşünüyor düşünürken mi oynuyor? Dur ben bunu bir düşüneyim. <laughs> O, o zaman yayındayken mi düşüneceksin, Yayından sonra Soru mı işte düşüneceğim? Yayından sonra düşüneceğim. Şimdi koparım yoksa.